Kamil Bey, 17-25'e gelinceye kadar AKP'li veya başka partinin belediyeleri, başka kurumlar, bakanlıklar vesaire gibi yerlerde yolsuzluk ve rüşvet olayları yok muydu? Her şey bu 17-25 ile mi başladı? O tarihe kadar göz yumulma olmuş olabilir mi? Şimdi cemaatin genel olarak yani medyasıyla hani nereden baktığına bağlı. Burada cemaat eğer ki yolsuzlukları yazmıyor, dillendirmiyorsa medyada bu bir sorun. Ben o medyada çalıştım değil mi yani? Şimdi bir tane örnek vereceğim ben. Simpaş su havzasına şey yapmış. Konut yapıyor, lüks konut. Ama inanılmaz böyle lüks konut. Çok pahalı. Yani milyon dolarlık daireler, villalar. Bir tane karşı muhabiri yani bu Avrupa Anadolu yakasındaydı. Anadolu yakasına bakan muhabir, Zaman Gazetesi'nin muhabiri bunu tespit etti. Raporlarını da buranın su havzası olduğunu ve buraya konut yapılamayacağını. Yani imar izni verilemez oraya diye raporu var. Fakat oraya konutlar yapılmış. Bu haberi yazdı. Ben o zaman Zaman Gazetesi'nde çalışıyorum. Bu haberi yazdı. Ve haberi yazdıktan sonra içeride haber bekledi. Bir gün, 3 gün, 5 gün. Biz de ne zaman yayınlanacak diye bakıyoruz. Bir gün arkadaşım beni aradı. Dedi ki, Kamil dedi haberi gördün mü dedi yayınlanmış. Bir cumartesi veya pazar günüydü böyle izinli olduğumuz bir gün. Evdeyim. Yok görmedim dedim. Tam sayfa girmişler dedi gazetede. 17. sayfada bak dedi. Çevirdim 17. sayfayı bir baktım habere. Tam sayfa reklam. Simpaş'tan. Şimdi anladın mı mevzuyu? Reklam vermiş. Şimdi bu yolsuzluğu yazar mı? Sonra ne oldu biliyor musun? Dedik ki bak biz insani olarak beni yayın politikası bağlamaz. Ben orada girmiyorsa gider haberimi başka gazeteye veririm. Haksızlık başka yerde duyursun. Ben duyuramıyorsam başkası duyursun diye. Haberi aldık, Hürriyet'e verdik. Yani bizde böyle bir haber var al girmek isteyen varsa diye. Muhabirler birbirlerine haber paslarlar. Girmeyen her gazetenin yayın politikası vardır. O gazetede her haberi girmediyse muhabirinin gider başka gazetedeki arkadaşına verir. Onda da girmeyen varsa ona verir. Buna gazetecilikte haber paslaşması denir. Bu bir mesleki dayanışmadır. Bu meslekteki bir teknik taktiktir. Tamam mı? Biz de verdik. Haberin çıkmasını bekliyoruz. Arka tam sayfa reklam. Hürriyet. Sonra haber sabaha gitti. Belki orada çıkar dedik. Yani hiç reklam almayacak, ekonomik durumu iyi olan veya hiç böyle bunları umursamayan bir yere vereceksin de o öyle girecek. Girmedi işte. Şimdi yolsuzluklar var mıydı? Vardı. Ama böyle bir soruşturma yoktu. Yani böyle bir soruşturmayla karşılaşmadık. Adam rüşveti Kasım 2013'te almış şimdi. 4 yıl önce mi almış? Nasıl yazacağım ben bunu? Rıza Sarraf saati Zafer Çağlayan'a işte 17 Aralık operasyonundaki diyelim ki Eylül'ün 2013 Eylül'de vermiş. 4 yıl önce mi vermiş de yazılmamış bu? Ya bir soruşturma sürmüş seyrinde orada yazmış yani. Ama ne vardı? Deniz Feneri vardı. Doğru dürüst yazmadılar sanırım Deniz Feneri. Burada bir hata var. Mesela anlıyor musun? Bak bu ayyuka çıkmış bir soruşturma. Galip Öztürk'le ilgili olan mesela bazen yazılmadığını biliyorum yani. Ama bu kimi bağlar bunun sorusu? Bunu cemaatin hepsini bağlamaz. Veya ben orada çalışmışım beni bağlamaz mı? Beni haberim bağlar. Bunu soracaksa birisi şöyle sorması lazım. Ben de bunu sorayım mesela o arkadaş, soran arkadaş üzerinden sorayım. Ona bir iyilik yapayım. Bu gazetenin yöneticisi Ekrem Dumanlı veya bu filanca gazetenin yöneticisi şu kişi. Kardeşim bunu niye yazmadın diye. Çünkü yayın politikasını kim belirler? O gazetenin yayın kimliğini, yayın politikasını gazetenin yayın yönetici yani yöneticisi belirler, yöneticisi. Veya o yöneticinin bağlı olduğu bir şirket, holding oradaki sorumlu belirler. Kişi belirler. Bunlar bu konuda sorumlu kişiler. Bu kişiler çıkacak diyecek ki hocam açıklama yapacak. Ben bunu şundan dolayı yazdım veya şundan dolayı yazmadım. Yoksa elbette yolsuzluk vardı. Ha yolsuzluklar hiç yazılmıyor muydu? Yazılıyordu. Ama böyle değil yani. Çok nadir yani çok. Ve yazdığın zaman zaten hemen arıyor AK Parti. Mümkün olduğu kadar yazdırmıyordu. Niye yazdırmıyordu? Gördüğüm kadarıyla cemaatteki yöneticiler böyle düşünüyordu. Bakış açıları yanlıştı bence. İşte ne yapıyordu? İşte cemaate adam alıyor. Cemaat daha okulları veya hani hizmetin hareket alanı daha da genişti. AK Parti dokunmuyordu. Onlar da medyada ona dokunmuyordu. Ya biz gidip de bir yolsuzluk yazamazdık. Yazsak da girmezdi yani. Açık söyleyeyim. Ama ben bir muhabirim. Ben buldum yazmışım yani.
Ben Acun Ilıcalı'yla da yazdım. Girmedi. Acun Ilıcalı'yla ilgili de yazdım. Ne yazdın? Ben Acun Ilıcalı'yla ilgili yardım parası toplamışlar bunlar. Özürlü insanlarla ilgili böyle bir yardım kuruluşu. O Ses Türkiye diye bir yarışmaları vardı. Evet. Tamam mı? Orada yardım paraları toplanıyor. Her insan hikayesi koyuyorlar. Orada bu ünlü sanatçılar, Hülya Avşarlar, şunlar bunlar mesela. Çok büyük bir para topladılar o zaman. Bir yardım derneği, hani görünürde bir yardım derneği var ama orada ekrana getirilen hikayeler, o insanlar böyle 5 dakikada bir getiriliyor. Acun diyor ki işte ya bu bir insan hikayesi getirdiler, bir kadın. Çocukları çok kötü durumda, yani o kadar kötü ki. Tek başına bakıyor, özürlü, işte beni çok etkileyen bir hikayeydi bu dedi. Ara ara bunlar ekrana getirip insanların duygularını etkileyip daha fazla para topluyorlar tabii. Telefonla işte ben şu kadar yardım ettim, ben bu kadar diyorlar. Daha sonra benim bir hemşerim, işte Allah'ın işi yani, böyle karşılaştık. Benim bir hemşerim, Çorumlu hemşerim, Çorum Derneği'nden tanıyorum adamı. O teyzenin, o yardıma muhtaç çocuklarına bakan o gariban teyzenin komşusu. Bazen bu aile, benim hemşerim, onlara yardım ediyor. Bir gün bir gidiyor, diyor ki ya diyor, kimse bu insanlara yardım etmiyor, yardımı kesti. Herkes diyormuş ki, senin ekranda görmüşler ya bu aileyi. Hı. Televizyonda herkes. Acun da çok izleniyor. Ya biz bir sürü para toplandı zaten diyor sana. Hani ekranda sizi de gördük. Sizin görüntünüzü koydular. Size para geldiğine göre diyor. Hani bizim size yardım etmek ihtiyacımız yok diyor. Yardım eden insan yardımı kesmiş. Şöyle olmuş olay. Bir dernek var. O derneğe veriyorlar. Özürlüler Derneği'ne. Ve o dernek bu orada ekrana getirdikleri bu insanlara para vermiyor. Hı. Ve mağdur ediyorlar insanları. Ve Acun bunu sorup soruşturmuyor. Ben bunu yazdım, girmedi. İşin içinde Acun olduğu için. Peki ben ne yaptım? CNN Türkiye verdim hocam. Hı. CNN Türkiye. CNN Türk, Aydın Doğan'ın medyası. Orada da girmedi. Şimdi medya böyle bir şey. Acun Türkiye reklam mı verdi? Yani Acun reklam vermedi ama girmedi yani insanlar. Girmiyor hocam. Kimse yani düşman oluyor diye girmiyorlar. Arkadaşlar, bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka soru cevap yayınlarında yine görüşmek üzere. Eğer burada cevaplanmadığını düşündüğünüz bir şey varsa lütfen aşağıda yorum kısmına soru olarak yazınız. Oradan da takip ediyoruz. Ayrıca bu yayınların size gelmesi için Patreon'dan hem Kamil Maman'a veya Videonteri'ye destek olabilirsiniz. İyi günler.